konut almak isteyen herkesin kafasında aynı soru var. Şirket mi kurmalıyım yoksa ev mi almalıyım? Konut aracıları yani emlakçılar ya da gayrimenkul danışmanları mülk alım satımından para kazandığı için insanları bu tarafa yönlendirmektedirler. Aynı şekilde danışmanlık şirketleri de şirket kurmaya yönlendirirler. Hedef oturum izni almaksa Karadağ'da oturum izni almak için izleyeceğiniz 3 yol var. Gayrimenkul almak, şirket kurmak veya sigortalı bir iş bulmak. Şimdi bu videomuzda Karadağ'da oturum almak için ilk 2 yolu inceleyeceğiz. Karadağ'da sigortalı iş bulup oturum alma hakkındaki videomuzu sağ üst köşedeki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Hadi gelin bu iki seçenek arasındaki farkları ortaya koyalım ve bilgi kirliliğinden kurtulalım. Birinci yöntem Karadağ'da gayrimenkul satın almak. Montenegro'da gayrimenkul satın alan yabancılar, yabancılar yasası hükümlerine uygun olarak oturum izni için ailece başvurabilirler. 18 yaşından büyük çocuklar bu kapsamda değildir. Burada gayrimenkul derken sadece konut alımından bahsediyorum. Yani arsa, arazi, dükkan gibi ticari yatırımlar için şirket kurmanız gerekmektedir. Şirket kurmadan istediğiniz kadar konut alabilirsiniz. Ve bunun da fiyat olarak bir alt limiti yoktur. Konut alarak oturum izni alabilmek için satın alınacak konutun yıkıntı niteliğinde olmaması gerekmektedir. Bu arada Karadağ'da çoğu kişi kira geliriyle geçinmektedir. Yani burada en büyük yatırım aracı evlerdir. Ancak tabii ki de o evin nerede olduğu çok önemli. Turiste hitap edecek mi, etmeyecek mi? Yıllık kira getirisi ne kadar? Gibi detaylar dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Eviniz her yıl prim kazanacak, hem de kira getiriniz euro olacaktır. Bir şirketi işletmenin riski ev sahibi olmaktan daha fazladır. Doğal olarak bütçesi uygun olan herkes ev sahibi olarak ailece oturum almaktadır. Bu arada satın alınan gayrimenkullerin değerinin artması Montenegro'nun en önemli avantajlarından birisidir. Resmi istatistiklere göre Montenegro'daki yeni konutlar için geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ortalama fiyat artışı %8 olarak açıklanmıştır. Ki bu hiç de fena bir oran değildir. Pandemiden önce yıllık primlenme oranı %13 ve %14 arasında değişmektedir. Ayrıca bu gayrimenkulden kira gelir de elde ettiğiniz hesaba katarsanız yıllık yatırım getirisinin euro bazında ortalama %15-16 olarak gerçekleştiğini hesaplayabilirsiniz. Bu oranlar pandeminin bitmesiyle yavaş yavaş yükselecektir. Peki, konut aldığınız takdirde Montenegro hükümeti size nasıl bir oturum izni veriyor? Ev alarak oturma izni alabilirsiniz ancak şirket kurmaya göre bazı farklılıklar söz konusudur. Zira gayrimenkul satın aldığınızda size verilecek iznin adı Montenegro Geçici Oturma İzni. Buna Montenegro Yaşam İzni de denmektedir. Satın aldığınız evi kendiniz kullanabilir ya da kiraya verebilirsiniz. Oturum almak için ikinci yöntem Karadağ'da şirket kurmak. Şirket kurduğunuzda alacağınız oturma izninin adı Montenegro Geçici Çalışma ve Oturma İznidir. Bu statüyü kazanabilmek için kendi şirketinizle ya da işçi olarak çalıştığınız şirketle aranızda bir iş akdi bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla çalışma izni almış olursunuz. Ayrıca çalışma izni sahibi olduğunuzda ülke ile aranızda başka bir bağ kurulmuş olur. Yani vergi ve sigorta sistemine girmiş olursunuz. Kendinize tahakkuk ettireceğiniz maaş üzerinden düzenli olarak aylık gelir vergisi ve Türkiye'deki SGK benzeri sosyal güvenlik primi ödemekle yükümlüsünüz. Karadağ'da emeklilik ve sigorta videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Ticaretle uğraşacaksanız şirket kurmanın avantajı ne? Öncelikle vergi oranı. Montenegro'da gelir ve kurumlar vergisi oranı %9'dur. Şirketiniz yalnızca Montenegro'da değil, bütün dünya ile ticaret yapabilmektedir. Yerel personel istihdam şartı olmaksızın faaliyet gösterme kolaylığı vardır. Şirketiniz adına gayrimenkul alma ve yatırım yapma konusunda olanaklar sunmaktadır ve tabii ki de oturum izni verir.
sadece oturum izni için şirket kuracaksınız avantajını. Ev alacak kadar bir sermaye bağlamanıza gerek yok. Şirket kurma bedeli dışında yıllık 1650-2000 euro arasında muhasebe ve sigorta gideriniz olacaktır. Peki oturum hakları açısından şirket kurma ile mülk alma arasında ne fark var? Oturma açısından şirket kurmanın gayrimenkul alımını kıyasla yarattığı asıl önemli fark, daimi oturma izni söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. Bu yasanın 82. maddesine göre 5 yıl ardışık olarak geçici oturma izni verilen yabancılar, daimi oturma izni için başvuruda bulunabilir. Ancak aynı maddenin sonunda birkaç istisna tanımlanmıştır. Buna göre bazı durumlar sebebiyle oturma izni alan yabancılar daimi oturma izni alamazlar. Bunlar 1. Eğitim sebebiyle oturum izni alanlar. 2. Gayrimenkul satın alan oturma izni olanlar. 3. Sezonluk işçiler. Görüldüğü gibi gayrimenkul sahibi olmak suretiyle geçici oturma izni alanlara daimi oturum yolu yasası kapatılmıştır. Kısacası konut alanlar oturma izinlerini yılda bir kez yenileyerek devamlılığını sağlayabilirler. Ancak oturum haklarını kalıcı oturma iznine dönüştüremezler. Eğer amacımız ileriye dönük kalıcı oturum hakları ve daha ileride Montenegro vatandaşlık hakları elde etmekse, bu durumda gayrimenkul satın almak bu amaca hizmet etmez. Evinizin mülkünü elinde tuttuğunuz sürece kimse size oturum verememezlik yapmaz. Tekrar ifade etmekte fayda var. Montenegro'da bir ev satın aldığınızda iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Üstelik hem kendiniz hem de aile bireyleriniz için geçici oturma izni elde etmiş olabilirsiniz. Ancak bu izni ileride kalıcı hale getirme olanağınız bulunmamaktadır. Videomu yararlı bulduysanız beğenmenizi, abone olarak bildirim zilini açmanızı rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.